Merhaba, benim adım Durmuş Ali Demir. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Programı öğretim üyesiyim. Bir çalışma grubumuz var. Temel Fizik Grubu. Bu grupta lisans öğrencileri, doktor öğrencileri ve de doktoralı araştırmacılar bulunmakta. Ayrıca ülkemiz ve diğer ülkelerden birçok araştırmacı da ortak olarak yer almakta. Sabancı Üniversitesi Temel Fizik Grubu olarak araştırma alanımız kuantum fiziği ve uygulamaları. Kuantum fiziği atom ve atom altı parçacıkların sergiledikleri özelliklerin bütünüdür. Bu özellikler günlük yaşamda karşılaştıklarımızdan çok farklıdır. Bir parçacığın sahip olduğu enerjiden çok daha büyük enerji bariyerlerini geçebilmesi böylesi bir özelliktir. Bu özelliğe kuantum tünelleme etkisi diyoruz. Tünelleme, güneşin ışıması, uranyumun bozulması, enzimlerin çalışması ve hatta evrenin oluşumu gibi birçok sürecin altında yatan ana nedendir. Tünelleme esnasında geçen süre için kuantum fiziğinde bir formül yoktur. Dolayısıyla deneylerle uyumlu bir zaman formülünün keşfi bir yandan kuantum dünyasında zamanı anlamamızı sağlayacak, bir yandan da belli kuantum olaylarının sürelerini tahmin etmemizi yardım edecektir. Sabancı Üniversitesi Temel Fizik Grubu olarak tünelleme zamanı için formüller geliştirmiş, bazılarını deneylerle test etmiş ve de DNA'nın nokta mutasyonlarına uygulamış bulunmaktayız. Tünelleme zamanı hakkındaki bu çalışmalarımızı kuantum bilgisayarların ana yapı taşı olan süperiletken, yalıtkan, süperiletken eklemlere uygulayarak kuantal işlemcilerin olası hız limitini belirlemeyi hedefliyoruz. Esasen kuantum fiziği ile ilgili ana çalışma konumuz oluşkan çekim kuvvetidir. Einstein çekim kuvvetini uzay zamanın eğriliği olarak açıklar. Ancak bu açıklama kuantum fiziği ile temelden uyumsuzdur. Bu uyumsuzluğu aşmanın belki de tek yolu çekimin bir temel etkileşimi değil, kuantum salınımları sonucu ortaya çıkan bir etki olmasıdır. Nitekim temel fizik grubu olarak bu probleme Higgs parçacığını veren mekanizmayla belli bir analoji kurarak yeni bir açıklama getirdik. Higgs mekanizması elektrik yükü ve diğer yükleri korumak için vektör alan kütlelerini Higgs alanına genelliyor. Bu doğaldır zira hem vektör alan kütlesi hem de Higgs alanı öteleme simetrisini korur. Öte yandan kuantum salınımları vektör alanlara mor ötesi ölçek civarında kütle verir. Elektrik ve diğer yükleri korumak için bu kez mor ötesi ölçeğin afin eğriliğine genellemesi yeterli olmaktadır. Bu doğaldır zira hem mor ötesi ölçek hem de eğrilik öteleme simetrisini kırar. Bu yeni genelleme çekim kuvvetini bir kuantum etkisi olarak oluşturmakta ve bilinenlerin dışında yeni parçacıkların varlığını tahmin etmektedir. Yeni parçacıkların mevcut parçacıklarla etkileşmek zorunda olmayışları karanlık madde hakkındaki gözlemlerle uyum halindedir. Temel fizik grubu olarak kara delikler, kozmik şişme ve LHC deneylerine uyguladığımız bu oluşkan çekim çerçevesini yeni olgulara, yeni deneylere, yeni gözlemlere uygulayarak araştırmayı ve de nötron yıldızları, karanlık yıldızlar gibi yapılara ilerletmeyi hedefliyoruz. Doğayı anlamak isteyen, araştırmaya ve keşfe meraklı genç arkadaşları Temel Fizik grubuna bekliyoruz. Temel problemlere çığır açıcı çözümleri getirmek için birlikte düşünelim, birlikte araştıralım ve de birlikte üretelim.